Evet, ufak bir aradan sonra merhaba. Normalde bu tarz videolar çekmeyi sevmem. Yani bir şeyler olduktan sonra üzerine katabileceğimiz bir katma değer olmadıktan sonra mızmızlanmak denilen olayı yapmayı seven birisi değilim. Ama ancak aldığım sonuçlardan, konuştuğum kişilerden, aldığım tepkilerden hareketle sana kendi içimi açmak, aslında senden de aldığım şeyi bu videoyla aktarmak istiyorum. Şimdi başlıkta şans büyüktür emek. Şans mıydı yani? Başaranlar şansa bağlı olarak mı yaptılar bunu? Hayır. Bahsetmek istediğim şey bu değil. Zaten aslında bu videoya başlamadan önce de açıklığa getirmek istediğim bir nokta var. Bu sınavın başaranları var. Bak, herkes kötü yapar, herkes kötü net yapar. Herkes iyi net yapar ama herkes başarılı olmaz. Herkes başarısız da olmaz. Bu sınavın 10.000.'si de var, 5.000.'si de var, 1.000.'si de var. Bu sınavda birileri başarılı oldu. Ve emeğiyle de başarılı olmuş olabilir. Bilmiyorum, hani şey yapamıyorum ama genel anlamıyla biliyorsun ki o dereceleri elde etmek için belli bir emek sarf edildi ve ben bu emeğe şans demiyorum. Bahsetmek istediğim birinci detay bu. Ancak benim zaten sıkıntılı bulduğum, karşı çıktığım ve düzeltilmesi gerektiğine inandığım şey zaten bu değil. Kesinlikle. Öncelikle buna başlık getirelim. Şimdi benim sıkıntılı olduğum, benim karşı çıktığım, benim güzel olmadığını düşündüğüm, benim insanların hakkının yendiğini hissettiğim nokta neresi? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğin üzere İKS 2020 sonlanmış bulunmakta. Artık tercih dönemi kaldı bizim önümüzde geriye. Ve şu anda geçmiş olsun mesajları falan filan. Evet, sonuçlar açıklandı. Nasıl geldi? Daha kolaydı sınav demek ki. Sıralamalar oynamış falan filan. Böyle açıklamalar şu anda medyada dönüyor. Ben peki şu anda aldığım geri bildirimler bu noktada ne? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, sınav daha kolaydı. Ve ben aldığım senden istatistikler bunu gösteriyordu. Ama ben buna inanmadım. Yani seninle paylaşmadım hatta. Yani hatalıydım. Yani bu kadar oynayacağını hissedemiyordum. Çünkü yani ÖSYM tamam bir şey yaptı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bütün bir seneyi zaten rezil geçirdiler. Yani o kararı verdi, şuradan şunu çıkardı, buradan bunu ekledi, hadi mutlu olsunlar diye bunu yaptı, hadi şuradan kolay olsun diye sınavı kolay yaptı. Peki bu arada şunu söylemek istiyorum. Öğrenciyi mutlu etmek için bir sınav kolay yapılmaz. Bak çok net söylüyorum. Bir öğrenciyi mutlu edecek tek şey hak ettiği yerde olmasıdır. Ve şu anda çoğu kişi hak ettiği yerde değil. Sebebini birazdan açıklayacağım. Neden? Şöyle. Zaten bu curcuna içerisindesin. Ben bu noktayı iyi koyar diye düşünmüştüm, tahmin etmiştim. Yani bu kadar da olacağını, bu kadar da oynayacağını, bu kadar da insanların tahmin ettiği şeyden farklı yapacağını ve hayal kırıklığına uğrayacağına inanmamıştım. Ama öyle oldu. İstatistikler yalan söylemedi. Üzgünüm ki bu konuda. Şu anda mutsuz olabilirsin veya mutlu olabilirsin. Peki neden mutlusun? Peki neden mutlusun? Bunu açmak istiyorum. Başta da demek istiyorum. Şimdi, şans büyüktür emek. Çok iddialı bir cümle. Neden böyle söyledim peki? Şimdi sana sınav dinamiği ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bir sınav temel anlamıyla iki tane faktörden oluşur. Birincisi gösterdiğin çaba. Bu zaten var olan bir şey biliyorsun. Sen belirli bir çaba göstermeden sınav içerisinde başarılı olamazsın. Bu cepte. İkincisi de çoğu kişinin farkında olmadığı ancak her sene bu işin içerisinde olan ve her öğrencinin içerisinde katması gerektiği bir faktör. Şans faktörü. Sen şansın olmadan başarılı olamazsın. Üzgünüm. Sen o gün bir anda binana araba girerse bu %0.001 ihtimaldir ama şanstır. Ya da en basitinden bizim YKS 2020'de bak benim sınıfıma ben İTÜ'de girdim sınava. Yani en hani kalifiye şey yerlerden bir tanesi daha ne olabilir ki? İçeri kedi girdi. Kediye alerjin olduğunu düşünelim. Alerjim olsaydı ve benim gerçek sınavım olsaydı ne yapacaktım? Bu şanstır. Yani şans denilen faktör işin içerisinde var. Peki bu ikisi nasıl dengeleniyor birbirleriyle? Şöyle örnek verelim. Normal bir sınavda bak normal bir sınavda diyorum. 2020 YKS'den bahsetmiyorum. Normal bir sınavda sen önce emek gösterirsin. Emek göstererek belirli bir yere kadar gelirsin. Sonrasında şans artık sana ne yapıp ne yapmayacağını belirler. Örnek verelim. 5000 sıralama mı istiyorsun? 2019 YKS, 2018 YKS'de 5000 sıralama mı istiyorsun? Yapman gereken şey sen 10.000 bandına kadar emeğinle gelirsin. Emeğin olmadan hayatta gelemezsin oraya. Şansla 10.000'e kadar gelemezsin. Ama 10.000'e kadar emeğinle gelirsin. Sonrasında 10.000'inci mi oldun? 9.000'inci mi oldun? 7.000'inci mi oldun? 6.000'inci mi oldun? Bunu senin şansın bilirler. İçeri kedi mi girdi? Bilmiyorum. Sınavın işte o sırada garip bir soru mu geldi fark etmedim. Bakmadığım bir noktadan mı geldi? Bunu bilemem. Ama senin yani örnek veriyorum tabii 10 bin 5 bin ama yani 5 bin isteyen bir insan 10 bine emeğiyle gelir. 10 bin ile 5 bin arasında da yani en kötü 10 bin olacak şekilde istisna kaydı bozmaz. Bir derece yapar. Mesela ilk 1000 isteyen bir insan 3000'e kadar tırnaklarıyla gelir. 3000 mi 2000 mi 2500 mü 4500 mü 4000 mi 1000 mi 500 mü bunu şansı belirler. Ve bu şansı da arttırmanın yolları mevcuttur tabii ki. Buna bir şey demiyorum. Yani daha da sıkı çalışırsın. İlk 1000 şansını daha da arttırırsın. Ama senin geldiğin yer 3000'li sonrasında şansını arttırmaya devam edersin.
Peki bizim 2020 YKS'de göremediğimiz şey neydi? 2022 YKS'de bizim karşımıza çıkan sorun neydi? Şundan bahsediyorum. Şöyle örnek verelim. İlk 5000 isteyen bir adam 2020 YKS'de tamı tamına 35-40 bin tane kişiyle kapıştı şans kapsamında. Yani onunla beraber 35-40 bin kişi aynı emeği gösterdi. Yani emek noktasında hepsi aynı yere geldi, 35-40 bin kişi. Sonrasında bu 35-40 bin kişi tamamen şans faktörüyle dağıldılar. Yani mesela örnek verelim. Yani 35-40 bin demeyelim ama 5 bin kişiden mesela 15 bin kişi diyelim. Şu anda atmasının sebebi bu. Yani demek istediğim şey şu. Sen şu anda 2020 YKS'de atıyorum 10 bin istiyorsun, tamam mı? Sen 25 bine emeğinle geldin şu anda. Geri kalan 20 bin mi olur? Bir tane saçma soruyu gözünden mi kaçar? İşte 15 bin mi olur? 10 bin mi olur? 7 bin mi olur? 8 bin mi olur? Bu tamamen şansa kaldı. Yani çünkü bir soruyu fazladan görmüşsündür. Bir soruyu şey yapmışsındır. Çünkü neden böyle? Çünkü eleyici soru yoktu işin içerisinde. Her soru kolay olduğu için emeğinle getirebileceğin, bilgileri öğrenerek yapabileceğin kısım çok azdı. Geriye kalan kısım sadece senin artık şansa bağlı olarak halledebileceğin kısımda. Aslında yığılmaların olmasının, işte insanların moralinin bozulmasının sebebi budur. Yoksa tabii ki sınavı başaranlar var. Şu anda tabii ki birileri başarılı oldu. Yani 20 bin kişiyi bot atamadılar sonuçta. Yani 21. de mevcut, 11. de mevcut. Ancak bunlar, benim bahsetmek istediğim şey şu. 21. olduğu yeri hak etmiyor değil. Şans da geldi değil. Hayır. 21. olmayı hak etmeyen bir 20 bin daha kişi vardı. Ondan bahsediyorum. Yani bir 20 bin daha kişi vardı ama bu 20 bin daha kişi saçma bir şekilde, yani şans faktöründen dolayı İçeriye bütün 40 bine doğru dağıttılar. 20 bin isteyen adam 40 bine doğru dağılabildi. 30 bin isteyen adam bir anda 20 bine çekebildi derisin. Çünkü yani çok oynak bir şey yarattıkları için aslında bakarsan hak eden hak ettiği yerde olamadı. Çok fazla değişken bir sıralama oldu aslında. Tabii ki hak eden hak ettiği yerde bazıları oldu ama hak etmediği yerde olan bir sürü kişi de aslında bu yüzden oldu. Yani bundan bahsetmeye çalışıyorum. Sen şu anda hak etmediğin bir yerde olduğunu düşünüyorsan senden bir tık daha hedefi düşük olan birisi senin yerini geçmiştir demektir. Çünkü şey değildir bu. Herkes kötü yapamaz. Herkes başarısız değil şu anda. Birileri başarılı oldu. Yani bunu üzülerek veya sevinerek söylemiyorum ama bu bir gerçek. Senin şu anda ama başarısız olmanın kendi çapında sebepleri içerisinde 2020 YKS'nin rezil bir şekilde hazırlanması da var. Bunu net söylüyorum. Yani bunu hani seni motive etmek için söylemiyorum. Dediğim gibi bu video senin herhangi bir şekilde sana bir katma değer kazandırmayacak. Yani bu videoyu gördükten sonra acam böyle dedi, okey ya tamam. Ben sadece içerisinde bulunduğumuz bu garip durumu açıklığa getirmek için söylüyorum. Yani sen bir seneyi geçir, erken al, geç al. Bak ben sevmiyorum böyle şeylere tepki vermeyi ama gördüğüm, insanlardan aldığım duyumlardan sonra gerçekten söylemeye ihtiyacı hissettim bunu. Yani erken al, geç al, soruları süresini uzat. Yok onu yap, buradan şunu yap, şuradan şunu çıkar, sorular kolay mı olacak? MEB'in testlerini garip hazırla. Sonrasında gel, böyle bir sınav hazırla. Yani yapılabilitesi yüksek olan bir sınav hazırla. Bak şöyle söyleyeyim, ben edebiyata girdim, yani TM, ben sınava girdim. Tarihten 10'da 10 yapmışım ben ya. Ya ben hayatımda AYT tarih çalışmadım. Yani bak net söylüyorum sana. AYT coğrafya çalışmadım, 6'da 5 yaptım. Edebiyattan 6-7 tane paragraf sorusu vardı zaten. Yani böyle bir sınav hazırlıyorsun bir de sonunda. Ha ne, niye? Öğrenci mutlu olsun diye. Yani ne alakası var kardeşim? Öğrenci 2.5 milyon kişi sıralamaya girmiyor mu? Herkes iyi yapınca 70 de üstü yapana Boğaziçi'ne mi oluyorlar AYT'de? Yok, alakası yok. Yani bundan bir haber bir şekilde hazırlanmış bir sınavla taçlandırıldı şu anda 2020 senesi. Dediğim gibi başarılı olan adam başım üstüne. Hak etmiştir de başarılı olmuş. Benim şu anda amacım ona şanslı olun demek değil. Hayır. Benim şu anda amacım başarılı olmayı hak eden yüksek bir oranda bir topluluk da şu anda saçma bir şekilde geriye itildi. Benim şu anda parmak basmak istediğim nokta bu. Ha, tabii ki bu oran değişir. Yani gerçekten iyi başarı, hak ettiğinden de belki daha da fazla yapan vardır şans faktöründen ötürü. Ben buna bir diyecek bir şeyim yok yani, hani orayı hak etmiyorsun diyemem, çok iddialı olur benim için ama o, ama yani benim genel anlamda gördüğüm bu bağlamda çok fazla çeken, yani zor soru çözdükten sonra bir anda böyle bir sınavla karşılaştığı için muzdarip olan, mezunluğu düşünen, ne yapacağını bilmeyen şu anda bir haber içerisinde bulunan bir sürü kişi var. Yani bunu sadece dediğim gibi MF'de böyle, yani TM'de böyle. Zaten dilde zaten her sene bunu yapıyorlar. Yani hani bunu ben çok hakim değilim ama yani her sene dilde zaten her sene kolay soruluyor. Yani kolay sorusu olarak maalesef bir yere gelinmiyor. Kolay sorusu olarak insanları elemiyoruz. Yani eliyoruz belki ama gerçekten hayattan eliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, yanlış şey olmasın, hani gerçekten isteklerini, çalışma isteklerini eliyoruz onların. Onların fark yaratma imkanlarını ellerinden alıyoruz. Yani bir yere varmıyoruz aslında kolay sınav hazırlayarak belki de. Yani dediğim gibi
Benim genel görüşlerim bunlar sınavlarla alakalı. Değişebilir mi? Değişebilir. Yani artısı eksisi olabilir. Belki de gerçekten herkes hak ettiği yerdedir şu anda. Sadece ben konuştuğum şu anda 10-15-20 kişiden aldığım seninle izlenimleri paylaşmak adına bunu söylüyorum. Mezuna kalınmalı mı? Ne yapılmalı? Ne olur şimdi? Ne kadar tercihler? Nasıl değişir falan filan? Nasıl, nereyi tercih etmeliyim? Yani bunun açıklamaları da gelecek. Birkaç tane proje var kafamda. Mezuna kalmalı mıyım? Artıları eksisi nelerdir? Çünkü önceden gerçekten sağlam düşünülmesi gereken bir şey. Abi mezuna kaldın diyemezsin. Yani dersen şu anda sene ortasında bir anda ben niye mezuna kaldı gideme ihtimalin çok yüksek. Artılarını eksilerini masaya yatıracağım, bir video da çekeceğim senin için. Ama şu anda sakin ol. Yani sakin ol dediğim, sakin olmak gerçekten şu anda elde değil belki, biliyorum. Sana hak veriyorum ama mezuna kalma konusunda en azından birazcık sakin ol. Bir şey kaybettiğin yok. Şu anda vaktin var. Yani mezuna kalacak birisinin şu anda sıkıntısı vaktinin az olması değil, geç kalması değil. Vaktin çok fazla var. Psikolojik açıdan kendini hazırlaman gereken çok uzun bir vakit var senin şu anda önünde. Kendini kötü hissedeceğin, iyi hissedeceğin vesaire. Bahsetmek istediğim kısım o. Mezuna kalmanın artılarını eksilerini detaylı olarak ele alacağım dediğim gibi. Benim genel anlamda şey yapmak istediklerim bunlar. Yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Eğer aşağıya takılan, kafana takılan bir nokta varsa aşağıya yazarsın. Son süreçte seninle beraber, ya YKS 2021 ile beraber seninle beraber ya da bu süreci seninle noktalandırarak aslında bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım senin için faydalı olmuşumdur. Bu süreçte de kendine bak, selamlar.